Gel bakalım. Sen de kendine bir şeyler al. Köfte, patates hadi. Yapmışsın sen böyle ya. Vallahi senin için yaptım kocacığım benim. İki kadeh bir şey içer misin? Hem moralin düzelir. İçelim. Tamam. Bana bak, sen de git bir tepsi al. Güzel şu tabaktan da getir. Songül'e bir tabak yapalım, olur mu? Aç bir ilaç olmaz öyle odanın içinde. Tamam. Songül sofraya gelmiyor mu? Gelmiyor vallahi. Hani sofraya küsülmez ama. Sonuçta genç bunlar, ne yapacaksın? İdare edeceğiz artık. Ya sen ne düşünceli bir kadınsın. Düşünmeyeceğim de ne yapacağım? O da benim kızım sonuçta. Güzel güzel yesin. Salata da koy. Tamam. Şunu da koy bakalım. Bakalım. Götür hemen. Şimdi ekmek götüreyim yer. Şimdi bana bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu içerideki deliyle çok iyi anlaşacaksın, tamam mı? Sırdaşı olacaksın. Ağzından gireceksin, burnundan çıkacaksın, anladın mı? Yani casusluk yap diyorsun anne. Bu kızdan kurtulmak için evet. Üf, tamam. Sen de ortamı iyice entrika filmlerine çevirdin anne. Karışma sen. Her şey güzel giderse ne yapacağım biliyor musun? Sana o istediğin tableti alacağım. Arkasına da ismini yazdıracağım, söz veriyorum. Hangi parayla alacaksın anne? Yani paramız mı var ki sanki? Orasını bana bıraksan. Götür şunu yemeğine, hadi. Sana yemek getirdim. Boşuna getirmişsin. Aç değilim, yemeyeceğim. Ya saçmalama, aç açın oturulur mu hiç? Al. Lütfen al ama. Hadi ama. Tamam, sağ ol. Songül. Eğer ki sevgilini aramak istiyorsan benim telefonumdan arayabilirsin. Sedef, sen iyi misin? Başına saksı falan düşmedi değil mi? Yo, iyiyim. Aman iyilikte yaramıyor sana. Dur, dur. Ya biraz sinirliyim ya, ondan böyle davrandım. Sen telefon konusunda ciddi misin? Tabii ki de. Al ama anneme çaktırma, tamam mı? Ben kapıyı kolaçan ederim. Tamam. Songül? Güney dur. Ben iyiyim, merak etme, tamam mı? Çok fazla konuşamayacağım, şimdi kapatıyorum. Dur dur, hemen kapatma. Kızım kaç defa aradım, açmadın, öldüm meraktan. Güney sakın benim telefonumu arama, babam el koydu. Ne? Evet. Neyse Güney, şimdi kapatmam lazım. Okulda görüşürüz, tamam mı? Hadi öptüm sevgili. Allah kahretsin. Sağ ol. Ne demek? Yine aramak istersen eğer ben gelirim senin yanına. Tamam. Afiyet olsun. Ne cadı be? Sırf çene. Dün Güney'le konuştu telefonda. Bakma sen onun böyle asi kız pozlarına anne. Bir kırıttı telefonda, bir kırıttı var ya.
Ben iyiyim. Beni merak etme, tamam mı? Neredeyse ağlayacaktı. Hasbam. Poz atıyor bir de çocuğa. Sanki kıtır kıtır keziyoruz onu evde. Böyle acındıra acındıra kafaladı oğlanları. Kestin. Bana bak. Gel bir sen bununla biraz sırdaş olsana. Fazla da açık verme. Bakalım Güney'le ne oluyor, ne bitiyor bilelim, tamam mı? Ayrılacaklar inşallah bunlar. İnşallah. Ayrılsınlar mı? Anne sen iyice kafayı bozdun bunlarla ha? Bozdum tabii. Burcumda para olması uğraşır mıyım sence ben? Ne? Oğlanın anası bana deli gibi para akıtıyor. Kız sayelerinde zengin olacağız resmen. Anne sen ciddi misin? Evet. Sen oğlanı ne zannettin? Pişti bu. Kap çayları gel sen de. Yumurtaları hazır. Hadi bakalım çayları da koysan. Songül, kızım sen de erken kalkıp Zehra ablana yardım et. Bak hep Sedef hizmet ediyor, ayıp oluyor. Ya ben kimseden bir şey istemiyorum ki. Ay karışma sen Sadullah. Allah Allah. O yetimhanede alışmış tabii yemeğe, inlere falan. Böyle ev hallerine yavaş yavaş alışacak değil mi? Karışma sen. Babası. Zehra tamam sen de yoruldun, otur. Ne yorulacağım canım, ben gencecik kadınım ayrıca. Üstelik yapma şöyle. Songül'ümle aramı bozacaksın. Ben dolduruyorum zannedecek seni. Kızım o benim ya. Sen karışma. Yemeğini ye hadi. Tamam, karışma. Ben o zaman ekmek getireyim. Anne, neredesin sen? Bütün bulaşığı üstüme yığıyorsun. Ya sen niye kız engel oluyorsun? Delirdin mi sen? Bırak gitsin yetimhaneye. Geri zekalı mısın sen? Songül yetimhaneye giderse çocukla buluşur. Selin de bana para vermeyi keser. Anladın mı? Bırak yüzümüzün önünde olsun ya. Karışma sen. Sadullah, gelsene. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum bak. Sen neysen, Songül de bana. Burası onun yuvası, anlıyor musun? Biz bir aileyiz. Songül'ü asla yetimhaneye yollamayacağım Sadullah. Asla. Zehra, iyi ki evlenmişim seninle. Canım benim. Canım benim, canım. Hadi siz gidin, ben çay koyayım. Hadi bakalım.